Bir çift sözüm de Yunanistan hükümetinedir. Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir. Taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir. Dünyada Türkiye'yi derhal kınamasını isteyen Yunanistan hükümetinin aksi halde Avrupa'nın Ukrayna'nın ardından yeni bir savaş riskiyle karşı karşıya kalacağını öne sürmesi ateşle oynamaktır. Üzerinde haksız hukuksuz şekilde oturduğu adalar helali hakkımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı zorlamasınlar. Denize dökülmeyi tekrar canları çekiyorsa sadece bize söylesinler, alayını göndeririz Allah'ın izniyle. Ege'nin bir yakasından diğer yakasına ulaşmak bizim için çocuk oyuncağıdır. Merhum Ziya Paşa'nın dediği üzere, Rus ile uslanmayanın etmeli tektir, tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Değerli vatandaşlarım, aziz dava arkadaşlarım, vakit hiçbir ayrım yapmadan bayrak, vatan ve millet olarak paydasında kucaklaşma vaktidir. Bizim düşünce ve inancımıza göre, inanışımıza göre Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşımız Cenab-ı Allah'ın kutsal bir emanetidir. Her yöremizi bin yılın barışından ve kardeşliğinden doğmuş, her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Herkese elimizi uzatıyoruz. Ancak bölünme gayreti içerisinde olanlara da affetmemiz mümkün olmadığını buradan ilan ediyoruz. Bilinmelidir ki bu vatan sokakta bulunmamıştır. Bu devlet icazetle kurulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milli kimliği şehit kanlarıyla kazanılmıştır. Hiç kimse merak etmesin. Enflasyon çıktığı gibi inecektir. Ama asıl fitne fücur enflasyonunun tezvirat ve tefrikat stokundaki artışın önüne geçmek, buna engel olmak da boynumuzun borcudur. Demokrasi doğal farklılarımızı hukuk zemininde koruyan yegane rejimdir. Fakat demokrasi vatanın bölünmesinin ve milletin ayrışmasının gerekçesi olamayacak zillet ittifakının elinde istismar edilmesine göz yumulamayacaktır. Çağrımız birliğe, dirliğe ve kardeşliğedir. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen herkes kardeşimledir. Çağrımız bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen her kardeşimedir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her kardeşimedir. Çağrımız her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen Türkiye sevdalılarınadır. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bizim öz ve öz kardeşimizdir. Milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanların tek amacı yıkmaktır, yakmaktır, kırmaktır, tahrip etmektir. Temellerimize dinamit koymaktır. Fakat başaramayacaklar. Türkiye'yi asla geçemeyecekler. Cumhur'un iradesini yenemeyecekler. Soruyorum sizlere. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yanında mısınız? Cumhur İttifakı'nın yanında mısınız? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında mısınız? Milliyetçi Hareket Partisi'nin sonuna kadar arkasında mısınız? Allah sizlerden razı olsun.
İradeniz irademizdir. Gücünüz gücümüzdür. Bu evetleriniz önümüzü pırıl pırıl aydınlatmaktadır. Mühürlü kalpler şimdi kulaklarını kabartıp bizi dinlesinler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ve son 4 yıllık zaman diliminde özetle şunlar gerçekleşmiştir. Öncelikle Türkiye kategorik ve kesintisiz diriliş ve yükseliş azmi gösterdi. Egemenlik haklarımıza, milli bekamıza ve milli çıkarlarımıza korkusuzca sahip çıkıldı. Bölücü terörün başı ezildi. Yurt içinde ve sınır ötesinde müstesna sonuçlar alındı. Rahmetle ve saygıyla andığımız şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Nerede bir mazlum varsa, nerede hakkı yenmiş bir masum bulunuyorsa, nerede barış ve huzura susamış, mağdur görülmüşse, Türkiye orada yerini aldı. Kıbrıs'ta eşit ve egemen iki devletli bir çözüm iklimi yeşerdi. 46 yıldır kapalı kalan Maraş açıldı. Doğal olarak dünya ayağa kalktı. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerif açıldı. Husumet cephesi adeta kudurdu. Yollar, köprüler, camiler yapıldı. Zilletin keyfi kaçtı. Dengesi bozuldu. 28 yıl sonra Karabağ esaret ve işgalden kurtarıldı. Türklük, bahtiyarlık yaşadı. Libya ile imzalanan anlaşmayla Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi tecrit etmek isteyenlerin komploları yerle yeksan edildi. Abdülhamit Han sondaj gemimizle birlikte 4 sondaj, 2 de sismik araştırma gemimiz sayesinde Türkiye'nin mavi vatandaki varlığı ve kararlılığı sergilendi. Enerji alanında yeni bir vizyon haritası çizildi. Türk Konseyi 8. Devlet Başkanları Zirvesi'nde hayalini kurduğumuz Türk Birliği'ne tarihi bir adım atıldı. Türk Devletler Teşkilatı kuruldu. Türkiye komşularıyla dostluk çemberini genişletmeye başladı. Ermenistan, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'la diyalog kanalları açıldı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden yıkıcı savaşın kalıcı çözüm ve barışla sonlanması maksadıyla samimi, çok boyutlu, dengeli ve herkesi imrendiren atılımlar yapıldı.